Merhabalar, BBN Türk ve Kırmızı Kalem programına hoş geldiniz. Bu Türkiye'nin en uzun soluklu, konuk düzeyiyle ve temposuyla Türkiye'nin en saygın eğitim programlarından olan BBN Türk Kırmızı Kalem programına hoş geldiniz. Stüdyoda Ahmet Ançerlioğulları hocamız var. Ahmet Ançerlioğulları hocamıza hoş geldin diyorum. Sağ olasınız. Çok güzel konuları konuşacağız. Programımızın ikinci yarısında Başak Ceyhan hocamız ki rehberimden not, bir not şeklinde paylaşımlarıyla çok şeyi öğreten, bizlere de okuyoruz bu genç rehberlik uzmanı arkadaşımızdan. Sizleri bugün buluşturuyoruz ve gerçekten saat 11.30'dan sonraki saat tam 12'de karşımızda olacak Başak Ceyhan hocamız. Ve bizim aslında uluslararası bir marka olmaya doğru giden sevgili Besim Türkoğlu Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden. Bugün sadece ajandayla yetinmeyecek, ona da bağlanacağız. Çok güzel şeyler konuşacağız, stresi konuşacağız, dikkati konuşacağız. Tabii neredeydik biz? Bayburt'daydık, Ardahan'daydık geçen hafta. Ardahan İl Milli Eğitim Müdürümüz, Ardahan'daki üniversitemizin rektörü Mehmet Hocamız, Ardahan Üniversitesi'nin. Sonra oradan Bayburt'a geçtik. Bunlar sosyal sorumluluk projesiydi ve binlerce öğrenciyle buluştuk. Hakan Tomar hocamıza göreve yeni geldi oraya. Biz Ankara'daki performansından biliyorduk böyle bir yükseliş alacağını. Kendisini bir yol üstü uğrak yaptık ama üç büyük etkinlik yaptık. Ve şunu gördük. Orada son dakikada bile 12. sınıflar demek ki istenirse salonları doldurabiliyor. Şimdi az sonra İsmail Yolcu. Bu arada Nil Yolcu'nun sınavı var bugün. Sevgili İsmail Yolcu da bir sınav babası olarak Ahmet Hocam. O da yeni bir lakap oldu. Değil mi? Sınav babası olarak okul kapılarında beklemenin, sabah çocuğu böyle sağ tarafa ya da arka tarafa oturup sınava götürmenin zorluklarını İsmail Yolcu tatmış ve bağlandı zannediyorum. Sevgili İsmail merhabalar. Hocam. Neler hissettin? Öncelikle onu bir sorayım bugün. Hocam gerçekten... Hani teknik direktörlük yaptık bunca yıldır. İlk defa sahaya futbolcu olarak çıktım sınav babası olarak. Her şey yolunda. Önce söyleyeyim hiçbir problem yok. Ama eğer kimin imzası varsa her öğrenci kendi okulunda sınava girmeyle ilgili muhteşem bir şey. Onun konforunu, rahatlığını yaşadık kesinlikle. Okulun müdürü okulda öğrencileri karşılıyor. Güvenlik görevlilerinin güler yüzü gerçekten çok iyiydi. Yaklaşımları çok güzeldi. Sadece velilerde de genel anlamda problemde yok gibiydi. Hani ben yaşadığım şeyi okul iklimini anlatıyorum. Öğrencilerin bazıları yüzünden hafif bir kaygılı oldukları anlaşılıyordu. Nil kaygılı mıydı Ahmet? Hocam işte hiçbir kaygı belirtisi yoktu. Babacığım her günkü gibiyim dedi. Ben sadece sabah minik bir dipnot düşecektim. Nil dedim. Optikle ilgili bir açıklama yapacaktım. Baba dedi. Bonus hocadan paylaştığınızda sınav sabahı dedi hani telkin yok. Yok kızım dedim benim başıma geldi. Ben dedim ondan dolayı bir açıklama yapacaktım. Bonus hocayı takip ettiği için değil hocam sorunsuz gayet güzel bir hazırlıkla Instagram sayfamız sayesinde hazırdı her şey. Sevgili İsmail ben bu bilgileri sen çok iyi biliyorsun. Uluslararası makaleler çalışmalardan okunmakla yetinmiyorum. Aynı zamanda sahada. Gördüğümle birleştirdiğim için gerçekten öğrenciye sınav öncesi sabah telkinde bulunmak, onun bütün olumsuzluklarını göz önüne çıkartıp pekiştirmek anlamına geliyor. Nil'in gözlerinden öperim canım benim. Benim yeğenim çok akıllı. Onunla gurur duyuyoruz. Ahmet Hocam bütün... İsmail'e. Sayın Yolcu, Nil kızımıza başarılar diliyoruz. Sınav babası oldu sende. Gerçekten yaklaşık yanılmıyorsam 1 milyon 200 bin civarında. Yurdumuzun güzel ailelerin çocukları sınava giriyor. Gerçekten heyecanlı bir durum. Yani bu heyecana kapılmamak ve her şey yolunda gidiyor. Heyecan yok diyenlere ben çok inanmam. Hele de bu sabah uyandıktan sonra bir dün akşamki ev içi durumdan sonra ama bilinçli bir şekilde insanların bizim özellikle televizyon programı yapıyor olmamızın kıymetini ben daha çok anladım. O kadar çok insana dokunuyoruz ki hocam. Sabah ben okula gittiğim ailelerin iltifatları, yorumları bize gerçekten yaptığımız işin kıymetini daha çok anladım ve bundan sonra da daha özenli, daha dikkatli olmamız gerektiğini de bu sayede görmüş oldum. Tabii. Çok sorumlu ağır bir iş. Tabii. Sorumluluk isteyen bir iş.
bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ama şunu da söyleyeyim ben, yani sınav demek heyecan demektir. O heyecan olması lazım, yoksa kolay bir şey. Var. Tabii. Heyecansız olamaz. Tabii. Hemen bir son dakika bilgisi vereyim. Sınavın birinci oturumu saat 9.30'daki sözel oturumdaki sorularla zorluğuyla ilgili çok büyük bir geri dönüş yok. Ama her zaman olduğu gibi artık son özellikle 4 yıldaki soruların uzunluğuyla ilgili bir durum var bu yılki sınavda da. Ama aman aman çok büyük, zordu, vay şöyle oldu, böyle oldu gibi bir dönüş. Ben içeriden aldığım bilgileri hemen ilk defa Türkiye'de aktarmış olayım. Sevgili İsmail, tabii Bonus Hoca genel olarak, sen tanır mısın bilmiyorum da, nereden çok yüksek ses çıkıyorsa orada bir arıza vardır. Ben doktor gibi davranırım genelde. Yani sen buranı tutup bağırıyorsan orada bir arıza vardır. Öğrencinin duyuş şiddeti fazladır sınavdan çıktığında Ahmet Hocam. Hissiyatı, amigdala çok etkindir ve frontal lob, yani mantık bölgesi biraz daha alta düşmüştür. Ve savunma mekanizmasıyla bağırıyordur. Milli Eğitim Bakanı beraber yaptığımız programda ne dedi İsmail? Sorular geçen seneki standartla aynı gelecek demedi mi? Ve bunu Mahmut Özer Hoca'yı tanıdığımız kadarıyla, Milli Eğitim Bakanımızı bizzat denetleyecek, gözden geçirecek bir adam değil mi? Aynen. Hiç sorular zor değildir. Onlar öyle düşünmesin. Bir teşekkür de sevgili hocam Ahmet Hançerlioğulları'na gerçekten teşekkür etmek istiyorum hocam. Türkiye'de eğitime son 40 yılda damga vuran bir isim. Bizim katıldığı programlarda hem de program dışında ailelere dokunuşlarını, öğrencilere yakınlığını da biliyorum. Ahmet hocamın özellikle telkinleri, uyarılarıyla da hem kendi kızım ve birçok öğrencinin de çok rahatladıklarını ve daha iyi motive olduklarını da gördüm. Nini de aradı sağ olsun, hem akşam hem sabah. Çok özel olarak da canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olacaklar. Dur şunu da söyleyeyim ben. Bütün veliler de şunu bilsin. Bu eğitimimizi sadece bir sınava bağlamayalım biz. Yani Türkiye'de eğitim iyi niyetle uğraşıyor canı gönülden. Çok iyi öğretmenlerimiz var. Fedakar öğretmenlerimiz var. Pandemi döneminde de fevkalade uğraştılar. Bütün Milli Eğitim Teşkilatı da çok güzel uğraşıyor. Bu bir sonuç değil. Devam edecek daha. Yani çocuklarımız da velilerimiz de sıkıntıya girmesinler. İnşallah bundan sonra evet yeni başlıyor daha hayatlar onların. 4 yıl daha var önlerinde. Ondan sonra bir üniversite sınavı var. Yani bu önemli bir olay. Bir insan... Ahmet, ben bunu söylemiştim zaten. En son kendi Instagram sayfamda paylaşmıştım. Geçen haftaki programda aslında söylemiştim. İsmail pardon, çok özür dilerim. Senin bu arada Cumhuriyet'te çok çok beğendiğim bir yazın çıktı. Tebrik ederim. Çok özenli hazırlamışsın. Ahmet Hocam okudun mu bilmiyorum. Okumadım, okuyacağım sizden. Cumhuriyet.com.tr'ye bakın ama çok çok güzel bir yazı. Orada YKS'ye girecek öğrenciler için de çok geçerli olan ve tavsiye edilmesi gereken bir yazı. Tebrik ederim ayrıca. Teşekkür ederim. Şunu vurguladım. Hem Cumhuriyet'teki o yazıda, mülakat röportajda hem de geçen hafta Kırmızı Kalem programımızda BBN Türk ekranlarında. LGS öyle ya da böyle bitecek. Kimisi Fen Lisesi'ne, kimisi Anadolu Lisesi'ne, kimisi Meslek Lisesi'ne gidecek. Ya da mahallelerdeki adrese dayalı sistemle yepyeni bir 4 yıl başlayacak. Aslında herkes orada eşit olarak bir daha başlayacak. Yani LGS bir son ya da sonuç değil, yeni bir başlangıç. Bunu sevgili anne babalar asla unutmasınlar. Bizler varız ekranda, Ahmet Hocam gibi on binlerce, yüz binlerce insan canı gönülden eğitimin içerisindeler. Yeter ki evlatlarımızı eğitimden uzaklaşmasınlar, aile içi o disiplin hiç kaybolmasın hocam. Sevgili İsmail, teşekkür eder. Sen şimdi gidip okulun camına yapışacak gibi duruyorsun. Tavrını, ben Ahmet Hoca'ya bir soru sorarak yayından ayrılmanı temenni ederim. Tabii ki. İlk soru senden olsun moderatör olarak. Tamam. Evet. Ahmet Hocam, şimdi LGS sınavı bitecek. Önümüzde artık YKS sınavı var. YKS sınavında TYT, yani cumartesi günü girilen TYT sınavının önemini 9. sınıf oluşturuyor. Bu yılki LGS sınavına girecek olan öğrencilerle YKS sınavına girecek öğrenciler için 9. sınıfın önemini sizden ben duymak isterim, dinlemek isterim hocam. Şimdi İsmail Hocam teşekkür ederim, sağ olasınız. Tabii o soruya da geleceğim. Şimdi hani şifalı bitkiler var ya, bu lafı söyleyeyim. Şifalı bitkiler var zaman zaman halk arasında. Bunun için bu çok güzel. İnanın eğitimde de şifalı insanlar var. O deyimi de ben burada ilk defa kullanayım. Yani sizler, Süleyman Hocam söyledi. Ta buradan geçen hafta Ardahan, Bayburt,
Erzurum'a tabii değil mi? Siz şifa götürüyorsunuz Süleyman Hocam. Allah sizden razı olsun. Yani biz buradan Ardahan'a, Hakkari'ye, Şırnak'a hep onu söylüyorum. Vatandaşlarımız öyle bilsin. Şifalı bitkiler gibi eğitimde de, tıpta da, mühendislikte şifalı insanlar var. Şimdi gelen, evet sizden Allah razı olsun. Şimdi LGS sınavında şu anda lütfen iyi açtın Süleyman İsmail Hocam. Bugün LGS sınavından sonra öğrencilerimiz, LGS sınavına giren öğrencilerimiz sınavdan sonra da olsa, yarın da olsa bu sorularını bir kere daha çözsünler. Ve sezonu kapatmasınlar. Bu soruların hepsini 8. sınıf öğrencilerimiz çözemedikleri soruları daha öğrensinler. Neden? Bu akıllarında kalsın. Bu zaman çünkü beynin tam açık olduğu bir dönemdir. Bilgiyi bilgiyi çok iyi hazmedecek. Aynı şekilde TYT sınavına giren öğrencilerimiz de son 4 yılın lütfen hele orta öğrencilerimiz son 4 yılın LGS sorularını çözsünler hatta bugünkü dahi. Yani bunlar birbirine benzer. Aynı ekip değil ama bu sorular tarzı birbirine benzer. Geçen seneki soruları gördüm. LGS sınavı ciddi bir sınavdır. Lütfen TYT sınavına girecek öğrenciler son 4 yılın LGS sorularını bir daha çözsünler diye düşünüyorum. Ahmet Hocam, şimdi LGS sınavı 30 Haziran'da açıklanacak. Bazı öğrencilerin 1 neti, bazılarının 5 neti olacak. Yani 5 neti yapanlar bıraksınlar mı? Üniversite sınavına girmesinler mi? Hayır, öyle bir şey olamaz. Bakın, geçen programda söyledik. Dedik ki, lütfen sevgili beyler, bu sınavın belirleyici dersi Türkçe ile matematiktir. Özellikle matematik. Matematikten 12 doğruyu yapan her öğrenci biz de biliyorsunuz. Ben dedim, bizim okullarda ona %50 burs veririm. 12 doğru ciddi bir sınav nettir. Ama 3 doğru, 5 doğru yapan öğrencine ben Türkçesine bakıyorum, sosyaline bakıyorum. Ya bir öğrenci Türkçeden, matematikten 3 doğru yapmış. Türkçeden 19'a 1 yapan bir öğrenci, sosyalini full yapan bir öğrenci ya da 9'a 1 fena aynı şey. Bu öğrenci yabana atılabilir mi? Daha yeni başlıyor bunlar için. Çoğu öğrenci sınavı yeni yön öğrenmeye başlıyor. Anladın hocam, İsmail güzel bir soru sordu. Evet. Orada. 4 yılda kapatabilir mi tabii, boşluğunu diyor. Evet, yani şu anda yeni hayat başlıyor. Tabii ki kapatacak. Mesela benim çocuğum size gelse, İsmail'in sorusuna hareket edersem. İşte matematikten 2 net, 3 net yapabilmiş LGS'de. Siz 4 yılda o çocuğu nereye taşıyabilirsiniz? Çok güzel. Ona yeter ki ehil bir öğretmen dokunsun. Değil mi? Öğretmen evet. Önemli. Yeter ki anne baba lütfen, haydi oğlum çalış demek de olmuyor bu işler. Dünyanın en zor işi bilgi öğrenmektir. Hele bu yaştaki çocuklar için. Tamam mı? Onlar ders çalışmak öyle kolay bir iş değil. Ne olur sizlerden rica edeyim, ehil bir öğretmen dokunsun. Öğretmen yanına alsın. Eğer matematik dersinde sıkıntı varsa iyi öğretmenler matematikçi görebiliyor. Yanına alsın. Bir saat, iki saat o çocuğa dokunsun. Çok şey değişiyor diye düşünüyorum ben. Hep öyle oldu. Yani daha yeni başlıyor. Bu bir ne güzel oluyor. Bu sınavın sonucunu değerlendireceğiz. Ve tercihlerde falan da yine ehil adamlara gitsinler. Tercih illa da ne olur bir yere yerleşmek için değil. Tercih o çocuğun o sınav sonucunu analiz etmektir. İyi bir öğretmen ona bakıyor. Ben onu şunu gördüm çoğu öğrencide. Bir baktım ki bakın bilmeyen öğrenci olsaydı. Geçmişte gördüm bir TYT sınavında çocuk matematikten 3 doğru 13 yanlış yapmış. Ya kardeşim şimdi bu çocuk başka bir öğrenci de gördüm 3 doğru 2 yanlış. Şimdi bakın bana göre 3 doğru 13 yanlış kıymetlidir. Çünkü bu çocuk bir şeyler çabalamış. Cesaret etmiş. Evet, cesaret. Hani teknik olarak, taktik olarak bir hata ama. Ama mi? Dokunmuş ama çocuk. Tamam, ben o çocuğu yanıma aldığım zaman bir baktım bilgi eksikliği var. Sınavda soruyu tam çözebilmek için bilginizin sağlam olması tabii, lazım. Tabii. Yeterlilik algısının evet. Oluşabilmesi için. Cesaret göstermiş o, evet. Şey, bunlar hepsi birbirinden farklıdır. Yani bakın 3 doğru 13 yanlış başka şey, 3 doğru 2 yanlış başka şey. Ben deneme sınavlarında da 3 doğru 2 yanlıştan yana değilim. Biliyorum öbürü daha az puan getiriyor ama 3 doğru 13 yanlışı dikkat alınır diye düşünüyorum. Korkmasınlar. Öğleden sonra da TYT sınavlarına da öyle. Öğrencilerimiz adım atsınlar. Yeter ki ne olur ehil bir öğretmene gitsinler. Ehil öğretmen dün de bizim mezuniyet töreni vardı İsmail Hocam. Onu söyledim. İyi bir öğretmen olduğu zaman onu her zaman söylüyorum. Öğrencisine kan bağışı yapmıyor. Organ veriyor. İnanın iyi öğretmenler çok çok kıymetlidir. Onların el öpülesidir. Ben çok öyle öğretmeni tanıdım. Ahmet Hocam öğretmen çok çok önemli. Evet. Çocuğa yön vermesi açısından. Teşekkür ederiz. Sevgili İsmail. Şimdi
Mesela ben Nil'i şöyle, geçen beni bir ziyaret ettiniz, kendi evimin içinde gezdirirken, bak bakayım Nil nereyi beğeniyorsun falan derken, kütüphaneye girdiğindeki duyduğu heyecandan gurur duydum, aferin sana. Hah dedi, benim kütüphane Ahmet Hocam böyle eski kitap kokar falan. İşte burası harikaymış dedi çocuk. Yani. Nil'in kitap okuma seviyesi nasıl Ahmet? İsmail? Gün geçtikçe daha da arttı hocam. Şu anda en üst seviyede. Bazen zorla elinden bile aldığım oluyor hocam. Yani gerçekten çok güzel. Ki onun da neticesini özellikle sözel derslerde, Türkçe'de öncelik olmak üzere bütün derslerde akademik olarak da geri dönüşünü aldık kitap okumasının sayesinde. Çok güzel. Zaten dil öğrencisi Ahmet Hocam. Şimdi bir şey daha var. Ben şunu da görüyorum. İsmail Hocam, ben 1975'te lise mezunuyum. Bilmiyorum sen kaç doğmuşsun, tamam, oraya bakmıyorum. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Şu andaki ortaokul, Nil için de söylüyorum. Ortaokul 3 öğrencileri bazen diyorlar ya, eğitimimiz geriye gitti. Hiç alakası yok. Şu andaki ortaokul 3 öğrencileri bizim dönemimizdeki lise son öğrencileri kadar daha bilinçli, daha iyiler, ben size söyleyeyim. Tabii. Hiç şakası yok bu işin. Çok yani, şey öğrenebiliyorlar. Evet, evet, şu andaki yeni dünyada, bu dünyada baş etmek kolay değil. Ve şunu söyleyeyim, bu son teknolojiyle şunu görüyorum ben. Şükürler olsun, bizim öğrencilerimiz de, yani Türkiye'deki öğrencilerimiz de Amerika'daki lise öğrencilerimizin o kadar da farkı yok. Ben ona biraz sonra geleceğim. Yani onun için söylüyorum. Nil mesela şu anda bizim lise öğrencilerimiz, ortaokul 3 öğrencilerimiz, lise son öğrencilerimiz Amerika'daki iyi öğrencilerle, Almanya'daki iyi öğrencilerle, İsviçre'deki, Rusya'daki iyi öğrenci her zaman yarışabilirler. Onu görüyorum ben. Hiç onlardan geri değiller. Yani bir şey daha söyleyeyim. Madem laf açıldı. Lütfen Türkiye'deki çok ciddi üniversitelerimiz var. Bazen şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim her tarafa daha üniversite açılır mı? Geçen hafta burada konuştuk değil mi? Sizin gittiniz, gördünüz Ardahan Üniversitesi'ni. Hah Ahmet Hocam, değil mi İsmail? O Ardahan Üniversitesi'nin... Ardahan'la ilgili bugün çok güzel bir başka bir programımızda görüntüleri vereceğiz. Ekrana gitti. Ardahan'dayken benim çok ilgimi çeken bir şey oldu. Bingöl'den Ardahan'ı yazan öğrenciler vardı ve öğrenciye dedim ki neden Ardahan dedim. Hocam ben dedi buradaki huzuru, buradaki öğrenci ortamını dedi hep duyuyordum. Özellikle geldim dedi. Ve eminim ki o öğrenci de Süleyman Hocam'la ben de biz Ardahan'da üniversite olmasa biz geçen hafta Ardahan'a gitmemiş olacaktık. O topraklara ya. Ayak basmış olacaktık belki ve de. İsmail orada bu sözünü unutma, bir çocuk yanıma geldi Fen Lisesi'nden Ahmet Hocam. Ne dedi biliyor musunuz? Ben sizinle paylaştım onu. Evet. Hocam dedi Ardahan gibi küçük bir yere dedi geldiğiniz için, bizi önemsediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakın benim tüylerim diken diken oluyor şimdi. Peki bu vizyonu gösteren kim Ahmet Hocam? İsmail? Ardahan Üniversitesi. Tabii. Şimdi, Profesör Doktor Mehmet Biber Hoca tabii. Ne kadar doğal, halkın içinde projeler üretiyor. O Platanoryum'u gezdik ki hocam şehir merkezinde. Evet. Gökyüzü, uzayı, gezegenleri. O ilkokul, anaokulda, ilkokul, ortaokul çocuklarına fen dersini de sevdiren, hayata da çok farklı bir pencereden gerçekten bakmalarını sağlayan bir devletimiz, ülkemiz adına bir yatırım. Aynen. Şimdi, sosyal projesi aslında. Şimdi geçen Ahmet Hocam, Bayburt'taydık hocam. Bayburt Üniversitesi'nde yaptık seminerleri. Öğrencileri gördünüz orada. Birçok şehirden, farklı hepsi şehirden. Hepsi 12. sınıfta Ahmet Hocam. Tabii. Ben üniversite öğrencilerini de gördük Süleyman Hocam kampüste. Evet, üniversite öğrencileriyle de buluştuk. Hatta yanıma gelenler oldu. Aa dediler ya hocam inanamıyoruz. Ne yapıyorsunuz burada? Biz bahçede oturuyorduk. Evet. Teşekkürlerini ilettiler İsmail. Ha, tercih döneminde... Şimdi... Biraz önce siz çıkışı not aldınız. 11.54. Ben şimdi anonsu yapayım, ayrılayım. Bayburt'ta birinci bölümün sonuna veda edelim. Üzerine siz Bayburt'u konuşun. Konuşuruz. Sayın Hakan Tomar hocamızı. Teşekkür ederiz sevgili İsmail. Sen teşekkür ederim. Hemen yürü git okula bakalım. Hadi Nile başarılar babası. Bütün mevlere. Başarılar size, iyi yayın. Sevgili Duygu, sayın yönetmenime de buradan kucak dolusu diyorum. Artık sarılabiliyorum artık Duygu'ya. Muhtemelen bir 3 ay sonra daha sarılacağım. Görüşmek üzere. Paylaşımını oku. Ben de bir yorum yazdım. Şimdi hemen bakıyorum hocam. Okudum yüzünü. Şimdi Ahmet Hocam, ya İsmail'e de teşekkür ederiz. De tabii teşekkür. Heyecanı evet. Da sesinden biraz anlaşılıyor şimdi. Ne dersek diyelim. Tabii. Yani. Heyecan olmadan olmaz bu işler. Şimdi laf oraya geldi. Bazen diyorlar ki ya bu ile de üniversite olur mu? Bakın Ardahan Üniversitesi demek bana göre
onun yorum. Ben geçen hafta buradan programdan çıktıktan sonra Hilmi Hocam'ın yanına gittim. Hilmi Hacı Salihoğlu, profesör doktor. Bir daha söylüyorum. Profesör doktor Hilmi Hacı Salihoğlu. Gittim onun ellerinden 3 kere 5 kere öptüm. Yayında herhalde bir sıkıntı oldu. Yok. Evet. Şimdi neden o Hilmi Hocam'ın ellerini öptüm? Hem benim hocam oldu. Çok katkısı oldu. Bir de Malatya Üniversitesi'nin kuruluşunda, Kayseri Üniversitesi'nin kuruluşunda, Sivas'ta, Samsun'da, Bilecik'te, Elazığ'da, daha ismini sayan bir sürü üniversitede katkıları oldu. Bir bölgedeki bir üniversite demek, sevgili velilerim, sevgili siyasiler, diyorum ki oraya meclis gidiyor, oraya cumhuriyet gidiyor. Oradaki sayılı 10 tane, 15 tane, 20 tane profesör olduğu zaman o durum değişiyor. Yani bunlar sadece eskiden o illerimizde Ardahan'da vali oluyordu, belediye başkanı, emniyet müdürü, milli eğitim müdürü olurdu. Ama şu anda ister istemez oraya bir üniversite gittiği zaman oraya hayat gidiyor. Yani oraya gittiği zaman durum değişiyor. Ahmet Lütfen Hocam, sabırlı olalım. 10-15 yıl sonra bu üniversitemiz hepsi çok çok kıymetli olacak. Tabii tabii. Ya laf bulamayıp evet, oraya niye üniversite açtın? Böyle şey söylenir o mi toplumun, ya? O toplumun, emin olun, sosyalitesini değiştiriyorlar. Evet. Görgüsünü değiştiriyorlar. Bu çocuklar bu ülkenin her köşesini seviyor. Biz siyasilerimizin biraz daha böyle değil de daha güzel şeylerle konuşmalarını temenni ederek Ahmet Hocam. Ahmet Hocam, son 2 dakikaya girdik bu yarı için. Evet. Az sonra reklama gideceğiz ve Başak Ceyhan hocamız, benim çok önemsediğim, görüşleriyle, düşünceleriyle takip de ettiğim, kendi şahsi sistemden Instagram bonusucu olarak da takip ediliyor zaten. Dikkatle izlemeniz gereken. Sonra Ahmet Hoca ve ben Başak Hocamıza sorular sorup yorumlar yapacağız. Şimdi Ahmet Hocam, kalan 1 dakika içerisinde reklama gitmeden, sınavdan, şimdi LGS'den çıkıyor çocuklar. Anne babalar o gün nasıl geçirsinler? Saat 1'den sonra çocukları yarına kadar nasıl oyalasınlar? Şimdi kitapçıklarını alacaklar ya da bugün ya da yarın alacaklar. Çocukları sınavda zaten şu anda soramıyorlar. Çocuklar onlara bir şey söylemedikçe sormasınlar. Bir de onları eleştirmesinler. Bak sen çalışsaydın böyle yapacaktın. Ya şu anda bana göre şu anda en ciddi olaydır. Sınava girerken o öğrencinin yaşadığını anne baba yaşayabilir mi? Öyle kolay mıdır? Ya biz onu biliyoruz. Onun hiçbir zaman hangi annenin babanın rüyasına çocuğunun girdiği sınavlar gelmiştir. Bizim hala rüyalarımızda girdiğimiz sınavlar geliyor. Yani onun için bu çocuklar, hani derler ya, yani yine de kullanmayayım, ateş düştüğü yer yakar. O çocuklar sınavdan sonra, ben onların tarzını görüyorum. Ben de hem öğrencilerimde gördüm, hem de kendi çocuklarımda gördüm. Sınav ciddi bir olaydır. Sınava giren her öğrenciye bugün LGS için, ileride TYT, VYT, hep saygı duyalım ve onları eleştirmeyelim. Onlar zaten en güzel sus kalmak, yani derler ya, söz söz gümüşse sükut altındır. Lütfen sevgili anneler babalar, hiç çocuklarınızı eleştirmeyin. Sen böyle yapsaydın böyle olacaktı, biz o işleri seviyoruz. Ondan geri durun. Evet Ahmet Hocam, olumsuz geri bildirim özgüveni evet, aşındırır. Reklama gidiyoruz ve dönüşte Başak Ceyhan hocamız karşımızda olacak. Merhabalar, Kırmızı Kalem programı BBN Türk'te bütün hızıyla ve ağırlığıyla devam ediyor. Stüdyoda Ahmet Hançerlioğullar hocamız, duayen eğitimci, süper matematikçi, deneyimleri bizimle paylaşmaya devam ederken Başak Ceyhan hocamız da şu anda bağlantıda olması gerekiyor. Sevgili Başak hocam, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk kıymetli hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizi böyle enerjik bir şekilde karşımızda görmek ne mutlu bizim için. Çok teşekkür ederim hocam. Ahmet hocam merhabalar, nasılsınız? Sağ ol güzel kızım. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ne bizler güzel. De iyiyiz. Sizlerle bu platformda buluşmak çok keyifli gerçekten. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Ne güzel, Süleyman hocamın bahsettiği gibi enerjiksiniz. Tamam mı? Kayseri'den arandı değil mi hocam? Kayseri'den bağlanıyor. Evet, bütün Kayseri'ye selamlarımız olsun güzel kızım benim.
Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz de selam ve sevgilerimizi iletiyoruz hocam. Sağ olasınız. İSTEM Koleji ve diğer eğitim kurumlarıyla kıymetli hocam rehberlik koordinatörü olarak orada harikalar yaratıyor. Ben öğrencilerini ve kendilerini yakından tanıyorum. Şimdi Başak hocam, rehberimden bir not değil mi? Öyle ben takip ediyorum sizi. Evet. Çok güzel şeyler paylaşıyorsunuz. Denk geldikçe öğretici oluyor bizim için de sahadan. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Şimdi çocuklar sınava girdi, LGS. Öncelikle bu konuyla ilgili, bu tam ergenlik çağının başındaki çocukların bu stresi yaşamaları, bundan sonra zarar görmemeleri için Başak Ceyhan olarak neleri tavsiye edersiniz ailelere? Öncelikle şu an sınavda ter döken çocuklarımıza başarılar diliyorum LGS için. Ailelerine de aynı şekilde. Ben şunu düşünüyorum aslında kıymetli hocam. Çocuklarımızın hayatından sınavlar hiçbir zaman eksik olmayacak. Zaten hayatın tamamının bir sınav olduğunu düşünürsek eğer, her sınavın da bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. LGS sınavı, YKS sınavı, KPSS sınavı, ALE sınavı derken hayatımızın içinde aslında birçok sınav var. Ve dolayısıyla her sınav aslında öğrencilerimizi, çocuklarımızı hayat amaçlarına götüren birer araçlar. Bunun farkında olarak hareket etmek onları daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü asıl olan odaklandığımız şey büyük resimdir. Gelecekte ne yapmak istedikleri, hangi güçlü yönleriyle dünyaya, insanlığa nasıl hizmet etmek istemeleri. Yani burayı çocuklar, bu büyük resmi çocuklar ve aileler görürlerse bu yola giden araçlar onlara yük olarak gelmeyecektir diye düşünüyorum. Kaygı yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sevgili Başak Hocam, ben sizden önce Ahmet Hocam'a da böyle benzer bir soru sormuştum. Yarım kalmıştı. Ben şimdi size soruyu sorduktan sonra Ahmet Hocam'ın değerlendirmesini de rica edeceğim kendisinden. Şimdi bu LGS sınavı sanki çocuk iyi bir okulu kazanamazsa, iyi okulun ne olduğu da tartışma konusu, ayrı bir mesele de. Sanki üniversitenin iyisini garanti edemiyor gibi bir hava var. Yani aileler arasında bir anlayış var. Bu anlayışı bir yorumlar mısınız? Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Ya şöyle düşünüyorum. İyi bir lise, iyi bir üniversite, elbette ki buralarda kazanılan beceriler çok kıymetli, fakat asıl mesele çocuğun kendi ulaşmak istediği hedef yolunda attığı adımlardır. Özellikle 21. yüzyıl yetkinlikleri bağlamında kendini ifade edebilmesi, üretebilmesi, yaratıcılığını kullanabilmesi ve ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü olduğu alan içerisinde kendini yetiştirmesi aslında her şeyden çok daha kıymetli diye düşünüyorum. Böyle bir sürecin içerisine girdiğinde bazen çocuk hangi okulda olursa olsun kendi fırsatlarını kendi oluşturup ya da önüne sunulan fırsatları iyi değerlendirip o hedeflediği zirveye ulaşabilir diye düşünüyorum. Çünkü başarıyı değerlendirdiğimiz zaman başarı sadece çocuğun sınavlarda elde ettiği net ya da puan değil. Başarı her çocuğun kendi zihninde, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ulaşabildiği hedefidir diye düşünüyorum. Şimdi Başak Hocam, orada şöyle bir zincir kuruluyor aslında. İşte bu sınavı kazanan, en iyi yeri kazananlar çok zekidir. Şimdi çocuğa siz zeki rütbesini taktığınızda, ben daha geçen uluslararası bir makalede bunu okudum çalışmada. Zekanın aslında, yani zeka tanımlamasının çocuklarda ne kadar ağır bir darbe oluşturduğu, tembel nesiller yetiştirme üstünde çok etkili olduğunu uluslararası bir Princeton Üniversitesi'nin bir çalışmasında okudum. Şimdi işte tehlike orada başlamıyor mu? Yani çocuk ben çok zekiyim dediğinde daha az çalışarak çok şey halledebilirim psikolojisine girmiyor mu? Öncelikle Ahmet Hocam bu konuda ne düşünüyor? Sonra bunun cevabını sizden bir almak isterim ayrıca. Sağ olsun hocam da güzel aydınlatıyor. Biz zeka deyince, bana göre zeka sadece çocuğumuzun çözdüğü matematik sayısıyla, Türkçe sayısıyla değil. Zeka çocuğun
çevresine verdiği destek nedir? Faydayla ilgili bu. Şimdi olaydı. Başak Hoca'nın 20. yüzyıl becerileri dediği aslında zeka değil mi Başak Hocam? Sizin o 20. yüzyılın becerilerini sayıyordunuz demin. Problem çözme, işte analitik düşünme. Şimdi, bunlar zeka değil mi aslında? Şimdi. Hem zeka hem de kişisel beceriler tabii. Evet, evet, evet. Şimdi evet. Şöyle söyleyeyim ben. Gördüğümüz olaylarda söyleyeyim. Bir çocukları görüyorum. Ben üniversite imtihanında ilk 100'e giren öğrencilerle, ilk 10'a giren öğrencilerle, hatta Türkiye birincisi olan öğrencilerle çalıştım. Hatırladın mı? Bunların içerisinde geçmiş yıllarda gördüm. Üniversite imtihanında 300'e giren öğrenciler yanındaki arkadaş, yan sınıftaki arkadaşı tanımıyor. Yani bunların, bakın, illa da bu öğrenci LGS sınavında Türkiye birincisi oldu. Bana göre Türkiye birincisi bir tane tanım yanlıştır. 100 tane öğrenci olsun. Türkiye gibi biz kolay bir nüfusu 80 milyon atabilir miyim? Sınava bugün giren 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin. Bana göre az sınava giren öğrenci var. Şimdi bu zeka öyle sadece matematikle, sadece fazla soru çözü Türkçe ile ilgili değil. Çocuğun hayatla uyumlu olması çok önemli. Çevresiyle uyumlu olması, ülkesiyle uyumlu, barışık olması. Zeka öyle gelişiyor. Ama şunu da söyleyeyim. Ergenliğe ilk, bana şu anda bu çocuklarımız ergendir. İlk adımlar atıyorlar. Birey olmaya başlayacaklar çocuklar. Bu LGS sınavından sonra. 9. sınıf oluyorlar. Başak Hocam, Ahmet Hoca çok güzel bir tanımlama yaptı. Aslında zekanın çok tanımı vardır. Bir tanesi de uyum kapasitesidir, biliyorsunuz. Evet. Oradan hareket edersek, yani sonraki dönemde çocukların LGS ya da işte üniversite sınavına girerken dahi, alttaki bir üniversiteyi kazanması halinde bile bunları telafi etmeyeceğini söylemek, set düşünmeye giriyor biliyorsunuz. İşte bunları nasıl aşabiliriz? Siz neler yapıyorsunuz? Biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Tabii ki hocam. Öncelikle biz lise kısmımızda öğrencilerimiz 9. sınıfa ilk başladıklarında onlara kurduğumuz bir cümle vardır. Sevgili müdürümüz onları konferans salonunda toplayıp şu açıklamayı yapar. Der ki, sizler %1'lik dilimden gelmiş olabilirsiniz. Müdürümüz kimdi? Müdürümüz sevgili Kadir Ceyhan. Sizin eşiniz sevgili Kadir Ceyhan. Evet. Evet, selamımız olsun, evet, Kadir hocamıza, evet, da. Çok teşekkür, evet, ederim. Kurumdaki tüm müdürlerimizin, Mehmet hocamın, kurucularımızın, herkesin sizlere de çok selamları aleyküm var. Selam. Onları iletmek isterim. Sağ olun. Bir söz var hocam. Deriz ki %1'lik dilimle, %0,08'lik dilimden, %12'lik dilimden bir sürü öğrenci var şu an karşımızda. Ama bugün itibariyle hepiniz şu anda bizim için aynı başlangıç çizgisinden başlıyorsunuz. Çünkü lisede sizin için artık yeni bir sayfa açıldı. Ve bu sayfayı doldurmak, bu fırsatları kullanmak artık sizin elinizde. Burada yapılacak en önemli şey kendini iyi tanıman, burada sana sunulan fırsatları değerlendirmen, kendi becerilerini de geliştirebilmek için fırsatlar oluşturman. Bu 4 yıllık lise eğitiminde heybeni ne kadar çok doldurabilirsen aslında o kadar çok kendi zirvene de ulaşmış olacaksın. Bizim mottomuz bu ve üniversite 9. sınıfta kazanılır düşüncesiyle hareket ediyoruz. Çünkü orada 9'dan itibaren ortalama 1440 kazanımdan sorumlu oluyor öğrencilerimiz üniversite sınavına gelene kadar. Dolayısıyla bu kazanımları... Pardon Başak Hocam, 1400 dediniz, kaç kazanım? 1440 kazanım hocam. Maşallah, bu hesaplanmış, hesaplanabilir bir şey, evet, zaten. Harikasınız. Evet. Ama şimdi sizin İstem Kolejlerinin, ben Ahmet Hocam, bir beceri atölyeleri var. Bunu ben yıllarca her yerde anlattım. Sevgili Rabia hocamız da orada, o zaman bu projenin başındaydı. Ben uzun uzun anlatmıştı. Ya Türkiye'nin çok üstünde bir performansı var İstem Kolejlerine. Ben ayrıca da Türkiye'ye böyle bir eğitim kurumu kazandırdığınız için kurucularınız ve yöneticileriniz nezdinde çok çok teşekkür ederim. Şimdi 9. sınıf, aileler duydunuz. 9. sınıf diyor ki çok büyük kazanımlarla dolu bir alan diyor. Ve bu alanı boş geçerseniz bakın, bir sonraki konuları da öğrenemezsiniz diyor. Başak Hocam, hemen birkaç tane Ahmet Hocam'dan da bu konuyla ilgili yorum alacağız. Mükemmel bir veri verdi Başak Hocamız. Şimdi zaten beceri, şimdi 8'de bitiyor olay.
9. sınıfa geldiği zaman çocuğun bütün yeteneklerini, bakın ne güzel söylediniz, el becerisini, spor becerisini, resim, müzik, beden eğitimi, bunlar önemli dersler. Halı kilim dokuyordu çocuklar. Tabii, normaldir, gayet güzel. Evet, evet. Zaten bakın okullarda nere sadece matematik olmamış, sadece fizik, kimya, biyoloji olmamış. Bunun yanında resim dersi de, müzik dersi de, beden eğitim dersi de, en az sosyolo, felsefe dersi de en az onlar kadar önemlidir. Bir çocuğun yeteneğini bir bakıyorsunuz ki sadece matematik ölçmüyor. Onun el becerisi çok önemlidir. Yani ayak becerisi sporcu olunca çok zihni geliştiriyor. Evet, zihni geliştiriyor. El becerisi direkt beyni geliştiriyor zaten. Bunlara inşallah ülkemizin de girmesi lazım. Yani Kayseri'de ne güzel, bölgeye uygun. Zaten üniversitelerin de böyle olması lazım. Bu bitmez bu olaylar. Yani bir öğrenciyi tek düzüne yetiştirmek de olmaz. Çok teşekkür ederim Ahmet Hocam. Şimdi Başak Hocam, bu 9. sınıfta harika. Bu 1400 kazanımı çocuğa kazandırabilmek için daha 9. sınıfta çocuklarda çalışmama eğilimi, sizde de çalıştırma eğilimi var bir eğitimci olarak. Şimdi orada orta yolu nasıl buluyorsunuz? Hocam şöyle, bu 1440 kazanım çocuklar 12. sınıfa gelene kadar ÖSYM'nin YKS sınavında sorumlu tuttuğu kazanım sayısı. Bunu 4 yıla yayarak tabii müfredat dahilinde işliyoruz. Fakat sizin de az önce bahsettiğiniz gibi bizim bünyemizde yaklaşık 28'den fazla atölyemiz var. Ve bu atölyeler çocuklara yaşam becerileriyle müfredatları birleştirerek eğitim, öğretim konusunda destek oluyoruz. Burada çocuk aslında biz hep üniversiteye hazırlık sınavı değil de üniversiteye hazırlıyoruz çocuklarımızı. Hani bu mottoyla onlarla buluştuğumuz için çocuklar çok daha farklı alanlarda kendilerini tanıma olasılığı buluyorlar. Örneğin şöyle ifade edebilirim. Bizim bir mühendislik dersimiz var. Anaokulundan liseye kadar aslında bu dersler. Bu mühendislik dersinde öğrencilerimizin inovasyon çalışmaları oluyor. Hayattan problemlerle bunları çözme doğrultusunda ve bunları sunup inovasyon yarışmalarına katılıyorlar. Burada hem bilimsel makale yazmayı, bilimsel araştırmalar yapmayı, kendilerini ifade etmeyi öğrenirken bir taraftan da içerisinde fizik, kimya, biyoloji derslerinin müfredatlarıyla öğretmenlerimiz onlara eğitim öğretim yapıyor. Dolayısıyla çocuklar yaşayarak ve hayattan problemlerin içerisinde dersleri öğrendikleri için inanın çalışmalara dahil olmaları daha mümkün oluyor. Başak Hocam, Ahmet Hocam da burada. Ben Mehmet Hoca'yla zannediyorum ya, o size uğradığımızda bu arada. Sevgili öğrenciler, biz yarın sevgili İsmail Yolcu ile birlikte Abdullah Gül Üniversitesi'ndeyiz. Hepinizi bekliyoruz. Anne babalar, siz de. Bakın orada sınav anı, beyin temelli stres yönetimi. 10 numara bir konu. Bekliyoruz. Orada matematik beceri atölyesi gibi veya matematikle ilgili ilginç bir çalışmanızdan bahsetti Mehmet Hoca bana. Çok ilginç yalnız. Ahmet Hocam da buradayken kritik ettirmek isterim. Neydi o, biraz özetleyebilir misiniz? Matematik beceri atölyelerimizde hocam daha çok düşünme beceri temelli konular üzerinde duruyoruz hocam. Yani çocuğun sadece matematik konu ve kavramlarını ya da formüllere hakim olarak değil, işte az önce de bahsettiğimiz gibi hayattan örneklerle, düşünme becerileriyle çocukları düşündürme üzerine uyguladığımız bir sistem bu. Ahmet Hocam. Yani ayrı bir ders olarak da bunu işliyoruz çocuklarımız. Evet, öyle bir atölye kurmuşlar. Çocuğu matematiksel ve mantıksal düşünme becerisini geliştirici uygulamaları var. Yani çok da detayı vardı. Ne diyorsunuz ona? Şimdi evet. Şöyle bir şey tabii. Şimdi zaten mesela halı atölyesinden bahsetti hocamız. Benim de çok hoşuma gitti. El sanatları. Bakın köy enstitüleri rahmetli Atatürk ilk önce öğretmen bulamadığı zaman çevredeki illerde köy enstitülerine öyle öğretmenler getirmiş. Aracılıkta, bütün atölyelerde anlatabilir miyim? Neler varsa onların hepsini getirmiş. Öyle geliyor. Şimdi öğrenci orada matematiğe ilgisi olmasa onunla ilgili atölyeler var. Yani onunla ilgili düşünceye gerektiren sorular var. Ona ilk önce okumak istemiyor çocuk. O soruyu çözmek istiyor. Ama düşünceyi geliştirmek, mesela satranç, bir adam illa da üniversite mezunu olması gerekmiyor. Satranç oynayabilir. Masa tenisi. Masa tenisi mesela, o da düşünceyi geliştirir. Sadece spor değil. Dikkati özellikle. Evet. Tabii. Tamam, bilardo atabilir mi?
Bunlar düşünceyi geliştiren dersler. Tabii. Zihni geliştiren. Zihni geliştiriyor. Yani hayatla ilgili olduğu zaman ya da bir çocuğa bir sorumluluk verdiğin zaman gidip yardımlaşma. Mesela zaman zaman görüyorum bazı okullar huzur evlerine götürüyorlar çocukları. Oo, mükemmel bir şey. Yani bazı okul, o çok müthiş bir olay. Empati açısından evet. Çok önemli. Ahmet Hocam, devam edeceğiz sizinle de. Kıymetli Başak Hocam, ya doyamadık. Biz daha stres konuşacaktık sizinle. Biraz şimdi sizin stres paylaşımlarınıza ben bayılıyorum. Diyorum ki ya Allah öğrencileri böyle rehber hocalarla karşılaştırsın. Teşekkür ederim. Biraz da hani YKS'ler sınava giriyor. Bu aralar stres çok arttı biliyorsunuz, içindesiniz. Onlara ne söylemek istersiniz? Son 5 dakikaya girdik çünkü. Hocam, benim ilk önce tüm öğrencilerimize ve ailelerimize dikkat çekmek istediğim bir konu var aslında. Bunu çok önemsiyoruz ve bunu her yıl bütün öğrencilerde gözlemleyebiliyoruz. İnşallah 18 Haziran'da TYT sınavı uygulanacak. TYT'den hemen sonra öğrencilerimiz bir motivasyon düşüklüğü yaşayabiliyorlar. Aslında her yıl aynı şey olur. Her yıl çocuklar sınava girdiklerinde kendi dönem girdikleri yılın sınavının hep en zor olduğunu düşünürler. Çünkü haliyle bir üniversite sınavı algısıyla giriyorlar. Tabii ki çok kolay olmayacak diye düşünüyorlar kendilerince. Ve TYT'den sonra kendilerince bazı olumsuz çıkarımlar yapıyorlar. İşte yapamadım, zorlandım, ne olacak şimdi? Ama şu önemli konuya atlıyorlar. Ertesi gün %60 oranında puana etki edecek olan AYT sınavı var. Ve dolayısıyla orada gösterecekleri performans onların yerleştirme puanına çok olumlu bir şekilde yansıyacak. Dolayısıyla öncelikle şu tavsiyede bulunmak istiyorum. TYT arkasından olumlu ya da olumsuz herhangi bir sonuç tahmin etme, herhangi bir puan hesaplaması yapmaya gitmemeliler ve bir sonraki gün olacakları AYT sınavına mümkün olduğunca motive gitmeleri gerekiyor. Başak Hocam, bu onlara tam, çok faydalı olacak. Tam burada bir örnek vereyim. Ben kendi Hidayet Hoca kardeşim çocuğu geçen sene sınava girdi. TYT'de 24 kayıpla çıktı. 96 net. Şimdi bakın, burada çocuk AYT performansıyla 1900. oldu. İki tane soruyu yanlış işaretlemese ilk %100'ydi. Bak burada ne kadar güzel söylediniz değil mi Ahmet Hocam? Tabii. O sınav... TYT kötü de geçse AYT'de inanılmaz bir tolerasyon yaşama ihtimali onların var. Onların ikisi bir bütündür. Evet. Lütfen öyle bir veriler yine aynı şekilde. TYT sınavın nasıl geçtiği bile sormasınlar, tamam mı? Çocuklarına harika, evet harika. Nasıl geçti, nasılsın yavrum diye yanaklarını öpsünler. Sınava gönderirken çıkarken de iki sınavı üç düşünsünler ve birkaç gün sonra sorsunlar. Çünkü çocuk da o sırada sınav sırasında çok şey kaybediyor çocuk. Öyle kolay bir iş değil. Çok enerji kaybediyor. Sadece enerji değil. O gün ben onu biliyorum. Sınava giren öğrenci, bakın LGS sınavı için de geçerli. Sınava giren LGS sınavı eğer bilinçli hazırlanmışsa birkaç yaş yaşlanıyor. TYT sınavında da aynı. Ne olur o çocuklarımız TYT sınavından ve AYT sınavından çıktıkları zaman birkaç yaşlanıyorlar. Dikkat edelim. Evet. Onların psikolojisini Ahmet Hocam konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili Başak Hocam, son iki dakika ne biliyorsanız en etkili şekilde söyleyin. Evet, söylesin. Başka zaman inşallah yine görüşeceğiz. Bir harikasınız. Evet. Ve i̇nşallah. Mükemmel bir program çıkardınız. Evet. Çok sağ olun. İnşallah hocam, sağ olun. Ben her şeyden önce tüm sınava girecek, bugün LGS'ye girmiş öğrencilerimize, inşallah 12 gün sonra YKS'ye girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ve şunu unutmamalarını istiyorum. Bu sınavlar sadece onların hangi okullara gideceğini belirleyecek. Kesinlikle. Hayatlarında neler yapacağını değil, hayatlarında neler yapacaklar, kendi hedefledikleri noktalara nasıl ulaşacaklar, bunları onların artık girmiş oldukları ortamdaki kendilerini yetiştirmeleriyle çok alakalı bir durum. Dolayısıyla yaşam amaçları çok kıymetli burada ve bu sınavlar bu yaşam amaçlarına giden sadece birer araç olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle sınavda zaman yönetimi konusunda da şu uyarıda bulunmak isterim. Bu sadece bir bilgileri ölçen sınav değil, ayrıca öğrencilerimizin psikolojik sağlamlığını da ölçen bir sınav.
Bu sebeple öğrencilerimizin sınav içerisinde yapamadıkları sorularda ya da anlayamadıkları, algılayamadıkları sorularda performanslarını düşünmeden yapabilecekleri diğer sorulara hızla odaklanmaları ve toplayabilecekleri en iyi skoru toplamaları gerektiğini düşünüyorum. En çok gelen sorulardan biri sınava kaç gün kala çalışmayı bırakmalıyım sorusu. Sınava kaç gün kala çalışmayı bırakmak değil de böyle bir kural yok. Çocuklar kendilerine ne kadar rahat hissediyorlarsa, ne zaman rahat hissediyorlarsa o zaman bırakabilir. Hatta sınava giderken bile bakacakları şeyler varsa tabii ki bakabilirler. Orada psikolojik olarak kendilerini rahat hissetmeleri çok kıymetli. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Çocuklarımıza inşallah güzel bir hayat yolculuğu onları bekliyor. Şunu unutmasınlar ki her bir sınav, her bir adım yeni bir başlangıçtır. Güzel başlangıçları olsun inşallah. Başak Hocam, Instagram rehberimden notları devam etmenizi ve bu güzel sözlerinizi bütün öğrencilere paylaşmaya devam etmenizi rica ediyorum. Kayseri'deki bütün İstem ailesine, dostlara sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Yarın görüşmek üzere inşallah. Kısa bir reklama gidiyoruz. Başak Hocam, gözlerinizden öpüyoruz. Saygılı, gayet güzel. Her şeyle, örf adetiyle hanım kızım başarılar. Güzel adımlar atmış. Eşinize de selamlar. Ben tebrik ediyorum sizi güzel kızım. Baş üstüne çok sağ teşekkür ol. Ediyorum. Sağ selamlarına, sağ sevgilerimle. Olasın. Hoşça kalın. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Kırmızı Kalem devam ediyor ve bütün hızıyla devam ediyor. Besim Türkoğlu'nu bir ara gördünüz. Şimdi Besim Türkoğlu ajandasından ne çıkaracak? Şimdi bir onlara bakalım. Artık deneme sınavlarına girmek istemiyorum diyorsanız, deneme sınavlarında sıkılıyorum ve sanki gerçek sınavda da sıkılacakmışım gibi hissediyorum diyorsanız lütfen panik yapmayın, çünkü ajanda başlıyor. Değerli arkadaşlar, Michel Post'un dikkat teorisine göre dikkatin aslında iki farklı boyutu var. Bunlardan birisi fazik uyanıklık, diğeri içsel uyanıklık. Örneğin bir pilot gerçek uçuş deneyiminden önce yapmış olduğu, kullanmış olduğu simülatörde aslında içsel uyanıklığı kullanır. Bir futbolcu gerçek maçtan önce yapmış olduğu antrenmanda içsel uyanıklığı kullanır. Aynı şekilde bir öğrenci gerçek sınavdan önce yapmış olduğu deneme sınavında aslında içsel uyanıklığı kullanır. Ne zaman ki pilot simülatörden uçuş deneyimine geçer ya da bir futbolcu antrenmandan gerçek maça geçer ya da bir öğrenci deneme sınavından gerçek sınava geçer, İşte o zaman bu içsel uyanıklık yerini fazik uyanıklığa bırakır. Yani özel bir dikkate bırakır. Yani değerli arkadaşlar, bu dönemde deneme sınavlarına girip çıkmakta zorlanıyor olabilirsiniz, sıkılmış olabilirsiniz. Bunlar son derece doğal ve son derece normal. Ama bu durum gerçek sınavda kesinlikle ve kesinlikle başınıza gelmeyecek. Çünkü bizim beynimiz aslında hedefi filtreler ve hedefe özel bir önem gösterir, özel bir ilgi gösterir. Bunlara lütfen dikkat diyelim. Bizlere sorularınızı Instagram rehberlik ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya yeni bir ajandayla yine karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Evet sevgili Besim Türkoğlu, harika bir zamanlamayla deneme sınavlarında sıkılmanın aslında gerçek sınavda da bir sıkıntıya yol açar mıyı ele aldı. Kendisinden açılışını isteyeceğiz ama Ahmet Hocam ne diyorsun? Mükemmel bir... Evet, sağ olsun Besim Türkoğlu Türk, tamam mı? Yine mükemmel bir olaya dokundu. Deneme sınavına hiçbir öğrencimiz sıkılmasın. Bu dönem her deneme sınavını kaçırmasınlar. Girsinler. Orada değişik sorular, sıkılıyorlarsa değişik soruları bir görsünler. Her sınavda muhakkak, hocalar öyle emek veriyorlar, birkaç tane muhakkak değişik soru vardır. Akıllı adam onun farkında varır. Besim Türkoğlu Türk çok güzel bir konuya değindi. Lütfen, az bir zamanımız kaldı. Sevgili üniversite adayları, hiçbir deneme sınavını kaçırmayın. Okulda çözdüğünüz deneme sınavı, evdeki sınavının birkaç kat kadar daha kıymetlidir. En az 3 kat kadar kıymetlidir.
Lütfen bırakmayın. Tabii. Bütün evet. yöntemleri pekiştiriyorlar. Besim hazır zannediyorum. Sevgili Besim. Selamlar, iyi yayınlar hocam. Çok sağ olun. Hoş geldin öncelikle Ahmet hocam. Besim kardeşim, çok yakışıklı gördüm seni. Böyle daha iyi olmuş, tamam mı? Genceci kardeşim. Sana başarılar diliyorum. Bugün bu konum da harikaydı. Bu kadar mükemmel olur. Deneme sınavlarında evet. Biz de hep onu çabalıyoruz. Çünkü her deneme sınavında muhakkak 120 TYT sınavında olsun, AYT sınavında olsun muhakkak değişik sorular vardır. Evet, gerçekten Ahmet hocam, Besim her zaman o rehberlik ajandasıyla harikalar yaratıyor. Başak hocayı dinledin değil mi sevgili Besim? Evet hocam, kısmen en başını ve en sonunu dinledim. Biraz dinledin. Rehberimden notu takip etmeni tavsiye ederim. Evet, çok çok güzel bilgiler verdi. Seni takip ediyor çünkü Başak hoca, bilgi neredeyse almayı iyi bilen bir arı. Güzel, arı gibi güzel. Arı gibi çalışıyor. Böyle tabii, bu yaşta öğrenecekler kızlarım, çocuklarım. Sevgili Besim, bu fazik uyanıklık, içsel uyanıklığı öğrencinin anlayabileceği basitlikte şöyle kısaca bir tekrar eder misin? Tabii hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi aslında bizim beynimiz her zaman hedefin farkında. Yani biz deneme sınavının da farkındayız, gerçek sınavın da farkındayız ve aslında biz gerçek sınava özel bir dikkat gösteriyoruz, özel bir ilgi gösteriyoruz, özel bir önem gösteriyoruz. Şimdi biz sınavın başında tabii fazik bir uyanıklık kullanıyoruz. Yani bu kontrollü bir dikkat anlamına geliyor. Kontrollü dikkatin süresi aslında son derece kısadır. 3 dakikalık, 5 dakikalık kadar bir süresi vardır bu kontrollü dikkatin. Sınavı başladıktan sonra yapabildiklerimizi gördükçe, kendimizi gördükçe, kendimizi fark ettikçe ve tabii ki en önemlisi yeterlilik algımız oluştukça bu fazik uyanıklık, yani bu kontrollü dikkat, yerini otomatik dikkate bırakıyor. Dolayısıyla bizler gerçek sınava deneme sınavından farklı olarak çok özel bir dikkatle, çok özel bir önemle başlıyoruz. Bu yüzden deneme sınavları ve gerçek sınavlar her zaman birbirinden farklıdır. Çünkü biz gerçek sınava özel bir değer biçiyoruz. Çünkü beynimiz bunu aslında filtreliyor. Dolayısıyla yapabildiklerimizi de gördükçe, yeterlilik algımızı da fark ettikçe, keşfettikçe bu süreç bizler için çok daha güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Tabii burada öğrenci arkadaşlarımızın şuna da özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Zor bir sorudan sonra gelen kolay soru öğrenciler için her zaman tehditkardır. Bizler için her zaman bir tehdit unsurudur. Çünkü biz değerli hocam, zor sorularda aslında bilişsel potansiyelimizin, dikkat kapasitemizin çok büyük bir çoğunluğunu bu zor sorulara sarf ediyoruz. İşte bu zor sorulardan sonra gelen kolay sorular aslında bizim dikkat sistemimizin, bilişsel potansiyelimizin, performansımızın aslında bir önceki soruda çoğu sarf edildiği için bu sorulara kolay sorulara yani daha az bilişsel potansiyelimize, dikkat enerjimizi veriyoruz. Dolayısıyla zor sorudan sonra çözülen kolay sorularda özellikle bu sorulara başlamadan önce arkamıza yaslanmalıyız, suyumuzu içmeliyiz, 5-10 saniyelik bir mola vermeliyiz ve bu 5-10 saniyelik moladan sonra da bu kolay soruya başlamalıyız. Çünkü hem öğrencilerimizden, hem ailelerimizden, hem öğretmenlerimizden bu şekilde şikayetler geliyor. Yani bu çocuk zor soruları çok rahat bir şekilde yapıyor ama kolay sorularda takılıyor gibi bir aslında şikayetle geliyor bu kişiler. Sevgili Besim, hemen sözünü unutma, Ahmet hocama şunu sorayım. Ahmet hocam, özellikle matematikte kolay sorularda işlem hatası yoğunluğu hangi sıklıkta rastlanıyor? Besim çok güzel bir yere temas etti. Şimdi matematikte gerek TYT'de olsun, gerek AYT sınavında olsun, LGS sınavında da olsun, zaman zaman onu gördüm. Şimdi işleme dayalı sorular azaldı. Şu anda çocuğun sağlam bilgisi olması lazım. Yani hata yapma şansı, işlem hatası az yapıyorlar. Şu anda öyle ki çocuk bir bakıyor soruyor. Eğer daha önce iyi çalışmamışsa, iyi antrenman yapmamışsa sınavda çözemediyse pas geçiyor. Yani o sayı azaldı. Tabii zaten 40 soru daha mı hocam yapacağı 2 tane işlem ama o da hayatını etkileyecek bir sonuç doğuruyor. Şimdi zaten sınavların, bakın onu söylüyorum ben size, sınavların boyutu falan çok değişti. Okulların da boyutu çok değişti. Lütfen Besim hocama da onu soracağım şimdi biraz sonra. Yani bazen şöyle bir durum oluyor. Besim hocam, sizin açık lise hakkında ne söylüyorsunuz? Yani şu anda normal okullarımızda bile biz zorlanıyoruz. İyi eğitim verelim, nasıl yapabiliriz diye. Bu çağa, yani yeni dünyaya nasıl ayak uyduruyoruz? Adam çocuğunu alıp bilinçli anne ve baba açık liseye veriyor. Ne olur bu açık liseye Milli Eğitim Bakanımız, devletimizin en tepesindeki insanlar buna engel olsunlar. Açık lise olur mu ya böyle bir şey? Lise yıllarında. Zararı ne Ahmet?
Ya bu çocuk sokakta büyüyemez kardeşim. Sokakta oyunlar kalmadı daha. Bütün olaylar okulların... Bu çocuklarımız 18 yaşına kadar okulların içerisinde öğrenmesi lazım. Bazı şartlar hariç, bazı koşullar hariç. Bu çok önemli bir olaydır. Sevgili Besim, Ahmet Hoca gelişimsel açıdan sakıncalı gördü bu açık liseyi. Çocuklar 12. sınıfta açık liseye geçiyorlar, online sınav oluyorlar. Yani olmuyorlar aslında. Evet. Sen bir psikolojik danışman olarak nasıl görüyorsun Ahmet Hocam'ın söylediklerini? Hocam ben de kesinlikle Ahmet Hocam'a katılıyorum. Hatta çok güzel bir söz vardı, bir filozofun çok güzel bir sözü vardı. Sınırsız boş yaşam, boş zaman aslında insan yaşamını bir kaosa çevirir. Şimdi bu öğrencilerimiz örgün eğitimden açık öğretime geçtiklerinde sınırsız bir boş zaman algısı aslında bu öğrencilerin hem kendilerini düzenleyebilmeleri açısından, öz düzenlemeyi yapabilmeleri açısından bir sakınca da doğuruyor. Dolayısıyla bizler aslında her zaman başka insanların beynini de kullanıyoruz. Bu sosyal öğrenmeler içerisinde de bu şekilde. Yani okul ortamı aslında sadece bizim bilgiyi alıp bunu deneme sınavlarımıza veya diğer akademik gelişimimize entegre ettiğimiz alanlardan ziyade aynı zamanda diğer insanların da, hocaların da, oradaki bulunan bütün bu mikrosistem içerisindeki kişilerin de hem beynini hem onların öğrenmelerini hem de onların gelişimlerini kullanarak geliştirdiğimiz bir koridor. Dolayısıyla ben örgün eğitimde kalınması taraftarıyım. Aksi takdirde yani açık öğretimde sınırsız boş vaktin, hele hele öz düzenlemeyi gerçekleştiremediğimiz zamanlarda ne yazık ki öğrencinin akademik gelişimini, eğitsel gelişimini bir çıkmaza sokacağını düşünüyorum. Ahmet Hocam. Şimdi ben bir şey daha ilave edeyim. Besim Hocam. Zaten açık lisenin durumu şöyle oldu. Son iki yılda pandemiden dolayı sınavlar evde yapıldı. Hocaları da gidip o öğrencilere destek verdiler. Lütfen Sayın Milli Eğitim Bakanım, bu sınavlar kolay olduğu için, çocuklar evde çözdükleri için bunlar haksız da rekabet oluyor. Öbür çocuk okula gidiyor, tamam, dersine giriyor. Öbür öğrenci açık liseye. Lütfen açık lisenin sınavları da ciddi bir şekilde yapılması lazım. Açık sınavlar evde yapıldığı için çocuk evde eşten dosttan yardım aldı. Böyle bir mantık olamaz. Ha, tabii o zaman bütün, bakın, Orta Doğu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, Koç, Sabancı, Bilkent, Hacettepe Tıp, bunlar sınavını açık lise gibi mi yapıyorlar? Lise eğitimi sağlam olduğu zaman üniversite eğitimi sağlam olur. Sevgili velilerim, lütfen burada çocuklarımıza destek olalım. Onları göndermeyelim o işlere. Yani bilinçli davranalım. Açık lise deyince ya bedavadan diploma demektir. Bedavadan diploma olduğu zaman da çocukların da hoşuna gidiyor. Şu anda çocuk farkında değil. Ya ben okula gitmeyeyim, tamam. Zaten çoğusu başarı soruyor. Bakın, açık liseyi teşvik etmeyelim. Bir şey daha var. Devletimiz daha bu öğrencilere eğitim alan çocuklarımıza muhakkak destek vermesi lazım. Özel okullara. Yani açık liseyi falan özendirmeyelim. Özel okullara destek verelim. Özel okullara destek verdiğimiz zaman ülkemiz gelişir. Bir şey daha var. Lütfen bu mezun öğrencilerimiz, adam liseden mezun olunca çocuk bir yıl içerisinde devletimiz onları boş bırakıyor. Onlara sahip çıkalım. Onları dışlamayalım. Ya düşünebiliyor musunuz? Çocuk, bakın o çok önemli bir olay. İlk defa dokunuyoruz. Çocuk liseden mezun oluyor. O yıl sınavı kazanamıyor. Ne yapsın burada? Sadece suç çocuğu mu? Hepimizin suçu var orada. Çocuk o yıl istediği, bilmiyor ki çocuk. Farkında olmayan, şu anda 3 milyona yakın sınava girecek öğrenci var. Gelecek işte 18'inde, 18'inde, 19'unda bir bakacaksınız ki bir sürü mezun öğrenci kalacak. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Evet Ahmet Hocam, onunla ilgili projeleri devletin sürüyor tabii ki. Onları da inşallah konuşacağız. Sevgili, teşekkür ederim Ahmet Hocamıza. Sevgili Besim, bu uyku düzeniyle ilgili senin çalışmaların var. Yani başarılı sınav için uyku düzeni nasıl olmalı? Evet hocam, çok teşekkür ederim tekrardan. Amerika'da bir çalışma yapılıyor hocam. 17 yaşındaki Randy Gardner adlı bir genç yapacağı bir bilim projesi için aralıksız 11 gün uyumamaya karar veriyor. Tabii ki böyle bir şeyi başaramıyor ama 5. günün sonunda Randy Gardner'ın beyni Alzheimer hastalığı olan insanların belirtilerini göstermeye başlıyor. Hayaller görmeye başlıyor, sanrılar görmeye başlıyor. Hatta bir yerel radyo programcısının kendisini öldürmeye çalıştığını dahi düşünüyor. Tabii ki 11 gün buna dayanamıyor ama söylemiş olduğum gibi zihni aslında tam bir kaos yaşıyor, bir kaotik durum yaşıyor. Dolayısıyla bu durum aslında bize
zihinsel performansımız ve uyku düzenimiz arasında çok önemli bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani bizim uyku borcumuz olduğunda, uyumadığımızda, uykudan fedakarlık yaptığımızda aslında zihinsel performansımız düşüyor, dikkatimiz düşüyor ve gün içerisinde duygularımızı düzenlemede de sorunlar yaşıyoruz. Kaygımız da tabii burada artıyor, olumsuz kaygı düzeyimiz de artıyor. Yani aslında özetle özellikle sınava 14 gün kala, bundan sonraki günler içerisinde öğrencilerimizin sınav günü hangi saatte yatacaksa bundan sonraki günlerde de o saatte yatması gerekiyor. Ve sınav günü saat kaçta kalkacaksa bundan sonraki günlerde de o saatte kalkması gerekiyor. Çünkü bunu bir biyoritme dönüştürmesi gerekiyor. Ve tabii uyku alanında aslında bir tarla kuşları var, bir de baykuşlar var. Tarla kuşları sabah erken kalkanlar, baykuşlar da geceden sabaha kadar çalışanlar. Bilim dünyası bugün baykuşların, yani geceden sabaha kadar ders çalışanların aslında son derece yanlış yaptığını ve bu öğrencilerin yine bilişsel performanslarında önemli ölçüde düşmeler yaşandığını gösteriyor. Dolayısıyla biz sınava nasıl hazırlanacaksak, yani sınav günü saat kaçta kalkacaksak, kaçta uyuyacaksak bundan sonraki günlerde de bunu biyoritme dönüştürmemiz gerekiyor. Bundan sonraki günlerde de uyku düzenimize bu şekilde evet, teşekkür ederim sevgili Besim. Tabii bu alanda yapılan çalışmalarda özellikle uykunun bir yaşam tarzı olduğu, yazın bile bozulmaması gerektiği. Sen nezaketlice ve çaktırmadan, hani ya işte eskiden de uyumadıysan son 14 gün uyuyun iyi gelir dedin, ama o tabii bu yaklaşım çok doğru. Fakat bu çocukların daha önceden aslında, değil mi Besim, daha düzenli uyuyarak bugüne gelmeleri gerekiyordu. Çünkü öğrenme süreçlerini bu defa olumsuz etkiliyor. Sınavı kurtarmaya çalışıyoruz o noktada ama öğrenme süreçleri uykusuzluktan olumsuz etkileniyor. Ahmet Hocam, çocuklarınıza baktığınız zaman gerek kolej gerek dershanede bu uyku düzensizliği yaşayan çocuklarda ne görüyorsunuz? Şimdi bir tabii panikten dolayı böyle bir durum oluyor. Çocuklarımızı şu anda en geç 11.30'da, bilmiyorum Besim hocama katılacak mı, en geç 11'de yatakta olması lazım. Evet, o Cerrahpaşa evet. Tıpın hocasının da görüşü. Uyumuş olması gerekir evet. Diyor. Evet. Çocuk 11'de yatağa girecek, Derya. Sabah 7'de de kalksın, ona göre dinç kafayla. Bakın Anadolu insanlar hep öyle yaparlar. Anadolu'da saat gittiğiniz zaman 11 geç bir saattir. Çok. Tabii çok geç bir saat. Evet, evet. Şu anda o insanlarımız hepsi dinç ve sabah berrak bir şekilde kalkıyorlar. Lütfen öğrencilerimiz saat 11'de uyusunlar, sabah 7'de uyansınlar. Besim hocama da onu söylemiştim. Besim hocam, sen bir kere Besim Türkoğlu Türk yaptır o soy ismi. Bakın Süleyman hocam başka bir şey söyledi. Onu bir duymak istiyorum. Atatürk ne demiş? Bakın ben de bunu söyledim, çok mutlu oldum orada. Evet Besim, bana böyle anlattılar dört yolda. Senin büyük dedene Atatürk senin soyadın Türkoğlu Türk olmalı demiş. Bu hikayeyi biliyor musun? Ben ya babandan ya annenden dinledim bunu çünkü dört yola geldiğimde. Doğru hocam. Aynen öyle, çok güzel de bir anımız olmuştu. Kısa bir anlatır mısın onu Besim? Atatürk değerli hocam bir dört yol ziyareti sırasında dedemin babasıyla karşılaşıyor. Tabii soyadının Türkoğlu olduğunu duyunca çok mutlu oluyor ve aynı zamanda Türkoğlu Türk olsa daha güzel olurdu gibi böyle çok güzel bir anı geçiyor aralarında. Ahmet hocam da her zaman söyler. Tabii bu konuda da çok güzel de bir tesadüf oldu aslında. Ben o konuyu bilmiyordum ama böyle olunca çok mutlu oldum. Yani atamla, Atatürk'ümle aynı düşünce olduğu için çok mutlu oldum, biliyor musun? Ne güzel, evet. Ne güzel Ahmet hocam. Peki sevgili Besim, bu aralarda öğrencilerde savunmacı kötümserlik yaygınlaşabiliyor. Aman dikkat tarzı senin paylaşımların da var. Rehberlik ajandası Instagram'da inanılmaz başarılı, izleyin. Tavsiye edin. Ben buradan Başak hocama da kendi koleji öğrencilerine de tavsiye etmesini tavsiye ederim. Şimdi nedir bu savunmacı kötümserlik? Biraz bahseder misin? Evet hocam, şimdi baktığımızda öğrencilerin deneme sınavları gayet güzel, hiçbir sorun yok. Netlerinde herhangi bir sorun yok. Öğrencilerimiz tekrarlarını yapıyor. Aslında genel çerçeveye baktığınızda, genel tabloya baktığınızda her şey yolunda gidiyor. Ama öğrenci kendi kendine bir karamsar bir hikaye yaratıyor. Yani diyor ki her şey ne kadar iyi olursa olsun ben sanki bu sınavı kazanamayacakmışım hissediyorum gibi aslında irrasyonel bir düşünceye giriyor. Tabii Nancy Cantor ve Noren 1990'lı yıllarda savunmacı kötümserliği ortaya attı ve dedi ki yani bazı insanlar başarısızlıktan güdülenirler. Yani bütün ihtimalleri hesaba katarlar, başarısızlığı hesaba katarlar ve bu insanları başarısızlık güdülediği için
başarısızlıktan aslında korktukları için, potansiyel bir başarısızlık karşısında aslında önceden önlem alır bu insanlar. Aslında savunmacı kötümserlik de bu. Bazı öğrencilerimiz şu anda ne kadar iyi olursa olsunlar, demiş olduğunuz gibi netleri, denemeleri, genel eğitsel durumları ne olursa olsun bir karamsar hava içerisindeler. Bu aslında kötü bir şey değil. Çünkü savunmacı kötümserler de başarılı olabiliyor. Yani biz başarıya giderken bir takım farklı yollar ve yöntemler kullanıyoruz. Peki sevgili Besim, zaman darlığını da göz önüne alarak söyleyeyim. Bu savunmacı kötümserlik bilinçli bir tepki mi? Yani niçin böyle bir psikolojiye giriyorlar? Amaçları ne orada bu savunmacı kötümserliğin, yoksa bir ruhsal ya da duygu durum problemi mi? Evet. Çok güzel, çok teşekkür ederim hocam. Hocam temel amaç aslında başarıya ulaşmak. Yani savunmacı kötümserler de, iyimserler de aslında burada başarıya ulaşmak istiyor. Dolayısıyla savunmacı kötümserlik kötü bir şey değildir. Yani karamsarlık aslında kötü bir şey değildir. Bugün dünyanın başarılı insanlarına baktığımızda bu başarılı insanların da biz savunmacı kötümser özellikler gösterdiğini görüyoruz. Ve tabii burada buna ek olarak ayrıca Maslow'un bir de meta motivasyonu var. Yani kendim için yapmalıyım, kendi başarı hikayem için yapmalıyım, kendi kariyerim için yapmalıyım dediklerinde öğrencilerin motivasyonlarının da arttığını görüyoruz. Ruhsal durumlarının iyileştiğini görüyoruz. Yani meta motivasyonu da öğrencilerimiz mutlaka kullanmalı. Motivasyonun üzerindeki motivasyon anlamına geliyor meta motivasyon. Yani kendim için yapmalıyım dediğinde bir öğrenci arkadaşımız, burada aslında nöronlarımız kendi arasında yeni ilişkiler kuruyor, yeni bağlantılar kuruyor. Ve başarı için aslında yeni bir koridor açılmış oldu. Ahmet Hocam, Besim aslında yani o içsel motivasyonun bir üstünü söyledi. Ben annem babam falan için değil de. Ben en çok sizin bu Amerika'daki kızınızda bunu yüz yüze konuşmadım çocukla ama inanılmaz bir meta motivasyon var sanki. Hep böyle kendisi için yapıyor birçok şeyi. Tabii o lise eğitiminden de aldığı lise de çok önemli. Çocuklarımızın lise eğitimi çok önemli. Özgüven olması lazım. Çocukların başarılı olması için özgüveni şart. Özgüven olmadan anneler babalar çocuklar çok ürkütüyorlar. Yani özgüven dediğiniz konuları iyi öğrenme kaynaklı artı sosyal anlamda. Bakın bu sınavlar tabii ki motive olacak çocuk ama bilgi olmadan kardeşim istediğiniz kadar motive yapın. Kesinlikle. Asıl iş bilgi sağlam olması lazım. Bilginiz sağlam değilse, sizin futbolculukta da öyledir. Bakın antrenmanlarınızı sağlam almanız lazım. Geçmişte de biliyoruz, bazı isimleri vermeyeceğim. Bu adam antrenman katılmıyordu. Antrenmana katılmadığınız zaman olmuyor başarı. Hayat başarınız olmuyor kardeşim. Hayat başarınız sadece aldığınız diplomayla değil. O antrenmana sıkılacaksınız. O motiveniz o zaman oluşacak. Lütfen ne olur. Bu yine inşallah fırsat doğacak. Ben bu sınav programa gelmeden önce hocam bazı öğrenciler neler yapalım son günlerde bu TYT ve AYT'de. Ne olur bu TYT sınavına girecek öğrenciler, AYT sınavına girecek. Ondan bir kısacık bir bahsedeyim. Lütfen Besim Hoca da inşallah katılacak. Son 4 yılın TYT sınavına girecek öğrenciler, bütün sorularını bir kere çözün. Ama onu bir TYT sınavı gibi çözmeyin. Ahmet Hocam, biz videoya gideceğiz. Son 4 yılın sorularını inceleyin diyorsunuz. Evet, hemen devam edelim. Kısa bir şeyimiz var. Şimdi biz Bayburt'taydık geçen evet. O zaman hafta. Onu dinleyelim, bir başka zaman bir daha izah edelim. Tabii Ahmet Hocam, evet. Öyle de olur. Evet. Sevgili Besim, şimdi Bayburt'a gidiyoruz. Bayburt'ta Hakan hocamız, Hakan Tomar hocamız İl Milli Eğitim Müdürü'ne hayırlı olsun diye gittik ama öğrencilerle 3 seans buluştuk, muhteşemdi. Bir videomuz vardı, önce onu bir görelim. Ahmet görelim, hocam büyük görelim. Bir katılım. Öğrenciler başladı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürümüz ve müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, ARGE birimi, bize refakat eden bütün dostlara selam olsun. Hakan Hoca büyük bir enerji getirdi Bayburt'a.
Tabii orada çok güzel şeyler yapacak. Biz Bayburt Üniversitesi'nde gördük. Bu arada mükemmel, yani o binalar sana deseri şeklinde yapılmış. Kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Sevgili Besim, hemen söyleyeceğim son birkaç cümle. Ondan sonra vedalaşalım ve ben hemen Ahmet Hocam'ın yorumlarıyla devam edeyim istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Yani aslında konuştuklarımızı genel başlıkta toparlayacak olursak, gerçek sınavla deneme sınavı birbirinden farklı şeylerdir. Biz gerçek sınavda daha özel bir dikkat kullanacağız. Buna fazik uyanıklık diyoruz. Fazik uyanıklık ilk 3 dakika, 5 dakika bizim göstereceğimiz ve sınava alıştıktan sonra, kendimizi gördükten, keşfettikten sonra da bu fazik uyanıklık aslında otomatik bir dikkate dönecek ve soruları daha iyi bir şekilde yapacağız. Ben şimdiden tüm öğrencilerimize teşekkür ederim sevgili Besim, kıymetli bilgiler için. Ahmet Hocam, videoya gitmeden önce ya evet, şeyi söylüyordunuz. Son 4 yılın sorularını bir çözsünler, şimdi baksınlar. Bu şöyle söylüyorum. Bir dakikamız var, evet, Ahmet Hocam. Son 4 yılın TYT sorularını matematiğin ayrı çözsün. Sınav gibi çözmesinler. Türkçesini ayrı. İnceleyerek. Evet. Yani. Öyle iyice yorumlayarak TYT ve AYT'sini çözsünler. Bir de bu dönemde bazı öğrencilerimiz beni gece de arıyorlar. Hocam, benim AYT sınavındaki netlerim düşmeye başladı matematik. Ne yapayım diye. Lütfen ve lütfen analitik geometriye önem verin. İyi öğrenciler. Yeni konu öğrenmeyin. Analitik geometri geçen sene de bayağı AYT sınavında sorular soruldu. Doğrunun altı ve çemberin analitiği. Anlatayım. Bunlar yani tüyo değil. Bunları ciddiye almanızı istiyorum. Bu sınavların şakası yok AYT sınavlarında. Bunları söyleyeyim ben öğrencilerime. TYT ve AYT sınavlarını matematiğin ayrı ayrı çözsün. Sonra fenin ayrı çözsün. Ve yorumlasınlar. Hazmederek, yani bir sınav gibi çözmesinler bu dönem. Bu dönem bilgi öğrenme zamanı. Evet. Evet. Ben Ahmet Hocamıza yine çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Büyük güç kattı. Programımıza, programın başında katılan sevgili İsmail Yolcu ve Başak Ceyhan Hocamız, sevgili Besim Türkoğlu. Evet. Savunmacı kötümserlikten de harika bir şekilde bahsetti. Haftaya başka bir gündem ve harika bir konuyla yine burada olacağız. Bizi izlemeyi ve tavsiye etmeyi asla unutmayın. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederiz. Bütün öğrencilerimize, velilerimize başarılar diliyoruz. Başarılar dileriz. Sağ olun.